doğarken havaleye geçirdim. Havaleden dolayı menecite çevirdim. Sağ gözümü kaybettim. Otelde çalıştım, lokantalarda çalıştım. Ünlü mamullerinde çalıştım. En son otele gittiğim zaman sağ elim uyuştu. Beynimde uyuşukluk oldu. Patronumdan müsaade istedim. Antalya Kepez Devlet Hastanesi'ne gittim. İlk önce nöroloji doktoruna göründüm. Ondan sonra beyin ve sinir cerrahisine sevk etti. MR'lar çekildi, tomografi çekildi, röntgenler çekildi. Ufa'ya geldim. Ufa'daki doktorlardan da bir sonuç alamadım. 2024 4. ayın 26'sında da bana ameliyat günü verildi son seferinde. Yine ameliyatım yapılmadı. Dedi ki bir gün sonrasıyla beni aradılar. Dediler ki devlet cihazını karşılamıyor. Sonra gittim doktor şeyler buldum. Beyin yatakızlar buldum. Dedim ki hocam cihazımı kendim alayım getireyim. Yasak dedi. Mevla'yı size vereyim siz alın. Yasak dedi. Gaziantep'e gittim şehir hastanesine. O da aynı kelimeyi söyledi. Yani benim maddi durumum tamamen zayıf. Maddi durumum zayıf olmadı. Zaten özele kendim giderdim. Niye 2 senedir çekeyim bu sıkıntıyı? Anne yok, baba yok. Tek başımayım. Benim kaldığım yerde köpek bağlasan durmaz. Hiçbir kuruluş yardım etmiyor. Sosyal Anlaşma Vakfı bana 2000 lira verdi. Valilik tarafından bana 5000 lira verildi. Ben dedim para istemiyorum. Ameliyatımı karşılayın. Ameliyatımı yaptırın. 2-3 günde bir Sağlık Bakanlığı'nı arıyorum. Diyorum ki EGT'lerim yapılmasa intihar edeceğim. Direkt ben şeyi intikal ediyorum. Polisleri intikal ediyorlar. İşte falan falan yere başvuru yap. Nereye başvuru yapayım? Nasıl yapayım bilmiyorum. 35 bin liraya da var. 15 bin liraya da var. Her biri bir fiyat söylüyor. Gaziantep Profesör Doktor dedi ki 100 bin liranı aldım. Dedi ki 100 bin liranı aldım. Ankara 230 bin istedi. İstanbul 800 bin istedi. Benim kimsem olmadığı için çaresizim. Ameliyatımın yapılmasını istiyorum. Sıkıntıya yol açıyor. Sancıdan yatamıyorum. Benim sağ tarafım komple gitmiş.